Herkese merhaba, Acil Matematik kanalına hoş geldiniz. Analitik Geometri Fasikülü'nde dönüşüm geometrisi konusunun ikinci testinin çözümlerine başlıyoruz. Hızlı bir şekilde geçelim. Dik koordinat düzleminde bir kenarı x ekseni üzerinde olan ABCDE düzgün beşgeni verilmiştir. ABCDE düzgün beşgeni en az bir köşesi x ekseni üzerinde kalacak şekilde ok yönünde kaydırılmadan döndürülüyor. M köşesi hangi noktaya çakışır demiş. Dostlar bakıyorum şuradaki bilgilerin hepsi şeklimizde var zaten. O halde şuraya biraz yakınlaşalım. Bakın arkadaşlar burası hiç kaydırılmadan bu şekilde ötelenerek gidecekmiş. O halde ilk ötelenme işleminden oluşan şekli ben şuraya bir çizeyim. Şuraya bir beşgen daha çizdim. Burası eksi 18. Bir kenarımız ne? Eksi 20'den eksi 18 e 3 birim. O halde burası da 3 birim olacağı için ilk geleceğimiz yer neresidir? Eksi 15 apsisli noktadır. Ve şöyle düşünün, hani burası B'ydi, bu sefer C'yi buraya indireceğim, İlk ötelince C kenarı düşecek. O halde ilk de C, artık burası D ya, bir sonraki ötelememde D buraya gelecek. D, E diye ardışık bir şekilde gidecek. Sonra tur başa dönecek zaten. Beşgen olduğu için de 5 adımda bir geri döneceğiz. Önemli olan o zaman şuranın uzunluğu. Eksi, bakın burası, eksi 18'den 33'e. Kaç birim dostlar? 51 ve bizim bir beşgenimizin bir kenarı 3 olduğu için 51'i 3'e bölersem 17 kere döndürebiliyorum. İlk döndürmemde C'ye geldi. İkinci de D'ye, D, ye, D ye gidiyor. Yani 5'te 1 başa dönmüyor muydu? E 17 kere dönecek. 17'yi 5'e bölersek kalan 2'dir. Demek ki D noktası tam olarak buraya gelecek diyebilirim. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Soru 2 ile devam edelim. Bir düzgün çokgen merkezi etrafında dış açısı ölçüsü kadar döndürüldüğünde çokgenin yeni görüntüsü ile ilk görüntüsü çakışır. Şekilde verilen düzgün altıgenin merkezi etrafında saat yönünde 240 derece döndürülmesiyle oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şıklarımıza bakalım. Zaten altıgen altıgen olarak kalacak. Bizim için önemli olan şu içerideki arkadaşlar. Pekala geri dönelim. Bir altıgenin, bakın düzgün bir altıgen. Dış açısı nedir? 60 derecedir. Dış açılar toplamı 360'tır. Bütün çokgenler için kenar sayısına bölerseniz dış açıyı bulur. Buradan da iç açıyı bulabilirsiniz. Şimdi dış açısı 60 derece. Yani ben tam olarak 240-60'ın bir katı olduğundan dolayı zaten bu altıgen yine aynı şekilde kalacak ki şekilde zaten değişime uğramayacak. Değişim yani değişime uğramayacak derken şu şekilden bahsediyoruz. Yine aynı kenarların hepsi bir şekilde bir diğerinin yerine geçecek. 240 60'ın katı. Önemli olan kaç kere dönecek? Bu içerideki şekil nasıl bir görüntü elde edecek? Bakın eğer ki ben bunu e, 240 derece döndürüyorsam. Şimdi 160 derece sonra bu uç sivri nokta şuraya gelecek. 160 sonra buraya 120, 180. derecede burada ve 240. derecede bizim gördüğünüz gibi bu uç noktamız buraya kadar dönecek diyorum. Pekala şeklimizi bakın çizelim. Şuradan şuraya bu iki kenarlar üzerinde bu da böyle gelecektir. Bakın çizdik olursam bu şekilde bir görüntü elde etmem gerekiyor. Bizim hangi şıkta var arkadaşlar? Bakın o da zaten D şıkkında. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Soru 3 ile devam edelim. A noktasının orijin etrafında pozitif yönde 180 derece döndürülmesiyle elde edilen nokta B noktası olduğuna göre A artı B kaçtır denilmiş. Ne biliyorum arkadaşlar? 180 derece döndürmek demek. Orijin etrafında 180 derece döndürmek demek noktanın orijine göre simetriğini almak demektir. Yani yeni oluşacak noktamız eksi x eksi y şeklinde olacak. Bakın bizim aldığımız nokta bu. 2a e, eksi 8'e 3. Ben bunun orijine göre simetriğini alırsınca ne oluşmuş? Eksi 4'e b artı 2 oluşmuş. Yani burası eksi 3 ise burası 3 olmalı. b 1. Burası eksi 4 ise burası 4 olmalı. a da 6 olarak gelecektir. Toplamları ise 7 yapar. Doğru cevabımız E şıkkı. 4 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde ABCD dikdörtgeni verilmiştir. Verilen dikdörtgen orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürüldükten sonra 7 birim aşağı dönülüyor. Arkadaşlar orijin etrafında 90 veya 270 derecelik bir dönüş yaptığımızda ordinat ve absi değiştiriyoruz. Hangi bölgeye düştüyse o bölgelerin işaretlerini alıyor yeni noktalarımız. Şimdi ne demek istedim bak şöyle yapalım. Bu arkadaş hani orijin etrafında negatif yönde dediğine göre yani saat yönünde 90 derece döndüğünde birinci bölge düşünecektir. 90 ve 270 derece dediğimizde bakın şu x yer değiştiriyor. Bölgeye göre işaret alınmakta. 6 eksi 5 yer değiştirdim. Birinci bölgede absiste ordinatta artı olduğu için direkt 6'ya 5 dedik. Aynı şekilde a üstü diyelim. Bakın bunları yer değiştiriyorum. Her ikisi de artılı olacak. D üstü diyorum. 1'e 8 ve C üstü diyorum 1'e 5. Evet şimdi bakın bunu çizmeye çalışalım burada. Şu noktaları işaretlisiniz yeterli olacak zaten sevgili dostlar. Şurası neydi? 1'e 5 C üstü noktasını alayım buraya. Burası da 1'e 8. Direkt ben noktaları işaretliyorum. Hani benim şu an köşelerin bir önemi kalmadı. apsislerimiz 6. 6'ya 5. Burası da 6'ya 8. Gördüğünüz gibi noktalarımızdan dörtgenimizi çizdik. Üzerinde demişti? 7 birim aşağı türlendiğinde x80'in üzerinde kalan bölgenin alanı demişti. Bakın burası 5 zaten. Hani ben bunu 7 birim aşağıya törecek olursam tam olarak şuradan 5 buradan da 2 birim gidecektir. Yani tam olarak şu 7 dediğimiz çizgiden üstü x ekseni üzerinde kalacak. E burası 5 birim zaten. Burası da 1 birim. Yani x ekseni üzerinde kalan bölgenin alanı 5 birim kare olarak gelecektir. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Soru 5 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde AOB ikizkenar üçgeni verilmiştir. Bize gerekli bilgilerin hepsini şekilde vermiş. Şimdi diyor ki AOB üçgenin orijin etrafında negatif yönde A noktası x ekseni üzerine gelinceye kadar döndürmesine bir üçgen elde etmiş. B üstünün koordinatları. Şeklimizde bütün olay. Yine şeklimizde. Bakın şurayı tamamlayayım. Ne demişti arkadaşlar? Şu A noktası x seksen üzerine gelinceye kadar bir döndürümle yapılmış. O halde şuraya şöyle kafamı göre bir üçgen çizeyim arkadaşlar. Bakın burası ne? A üstü. Burası orijin zaten. Burası da B üstü noktası. Bu noktanın koordinatlarını bulmam gerekecek. Ne biliyorum? Şuradan tabana bir dik çekecek olursam. Buranın hapsi eksi 2 ise uzunluk 2. Ordinatı 4 kök ise burası da 4 kök 2 olarak gelecektir. Pisagor yapacak olursam 32 artı 4'ten 36. Yani burası 6 birimmiş. Demek ki şurası ne geldi dostlarım? 6. Bu bir ikiz kenar dik üçgen ya arkadaşlar. Bakın hani şuraya alfa diyecek olursam burada mesela karşı bölü komşu veya tanjant ne gelecektir? Karşı bölü komşudan 2 kök 2. E aynı açı burada da var zaten. Burası da alfa. İkiz kenar üçgende tabana bir dik indirecek olursam ne olacak? 2 eşit parça edecek. 3. Buraya da t diyecek olursam aynı açı aynı üçgen. O zaman buradaki tan alfa da t bölü 3 2 kök 2'ye eşit olacaktır diyorum. T ne geldi arkadaşlar? 6 kök 2. O zaman B noktasının koordinatları 3'e 6 kök 2 olarak geldi. Bize ne sormuştu? Ordinatını sormuş. Yani doğuracağımız cevabımız 6 ile devam edelim. AB doğrusunun orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle elde edilen doğru eğimi nedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle AB doğrusunda eğimini bulup e, bunun eğimini bulduktan sonra bu AB doğrusu orijin etrafında 90 derece döndürülürse yeni oluşan doğru ile dik kesmek zorundalar. Yani eğimleri çarpma eksi 1 olacaktır. O zaman bu arkadaşın eğimini bulup e, diğer eğim çarpma eksi 1 olup diğer eğimi söyleyebilirim ama ben şuradan hani 90 derece döndürüldüğünde neler olduğunu göstermek için soruyu o şekilde çözeceğim. Öncelikle ne demiştik? 90 ve 270 derece döndürüldüğü zaman direkt bunlar x yer değiştiriliyor ve işaretleri tamamlıyoruz demiştik. Bakın eksi 4 nerededir? Şurada. Pozitif yönü 90 derece döndürürsem 3. bölgeye düşeceğinden dolayı burada eksi de eksilidir. Aynı şekilde bakın 90 ve 270 derece döndürmede direkt şu x'in yer değiştirin. 2'ye 8 yazdığımı düşünün. Şimdi bu nokta neredeydi normalde? 8'e eksi 2 noktasındaydı. Bunu 90 derece döndürürsem birinci bölge düşecek. Birinci bölgede her ikisi de artılır. Gidin buradan eğim bulun sonra. Ya da ilk dediğimiz gibi bunun eğimini bulun. Sonra ne ile çarparsam eksi 1 olur diye düşünün ve bulmuş olun. Ben sadece 90 derece ötelendiğinde pardon 90 derece döndürüldüğünde nasıl bulunduğunu göstermek istedim. Şimdi buradan eğim bulabilirim. Şuraya A üstü B üstü diyelim. Bakın A üstü ve B üstü doğrusundan geçen eğimi pardon A üstü B üstü doğrusunun eğimini bulalım. Nasıl da arkadaşlar? 8 eksi eksi 2 ordinatlar farkı bölü aynı şekilde apsisler farkı 2 eksi eksi 4. 10 bölü 6 yani 5 bölü 3 olarak gelecektir. 7 ile devam edelim. Analitik düzlemde 0 eksi 6 noktası orijin etrafında pozitif yönde 60 derece döndürdükten sonra elde edilen nokta 3 yukarı ötülüyor. Öteleme işlemi sonucunda elde edilen noktanın orijinal uzaklığı kaç birimdir denilmiş. Şimdi şöyle bir yakınlaşma yapalım. Koordinat sistemimizi çizelim. 0 6 noktasını işaretleyelim dostlarım. 0 6 noktası burası olsun. Pozitif yönde demiş. Yani saat yönünün tersinde. Şu şekilde ben 0 6 noktamı 60 derece ötelediğimi düşünecek olursam. Sonuçta burası neydi? 6 birim. O zaman burası da 6 birim. Şunu düşünmek istiyorum. Çok sildik. Buradan şuraya bir dik çekecek olursam. Burası 30. 90'ın gördüğü 6'sı. ise 30'un 3. O halde bu noktanın zaten x eksen olan uzaklığı 3 birim olacaktır. E ben bu noktaya 3 birim yukarıya öteliyorum. Zaten buraya denk gelecek. Bunun orijinal olan uzaklığı buraya. Yani Bizim dostlar neyi bulmamız gerekiyor? Şu uzunluğu bulmamız gerekiyor. Onu da bulduk. Zaten hani 30'un gördüğü 3 ise 60'un gördüğü 3 köküç olarak gelecektir. Yani 3 birim yukarı sonra oluşan noktamın orijin olan uzaklığı 3 köküç olarak geldi. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. 8 ile devam edelim. Bize koordinat sisteminde bir doğru parçası vermiş. Demiş ki bu doğru parçası her bir 30 derecelik döndürülmede Uzunluğu 2 birim kısalacak şekilde ok yönünde sürekli döndürülüyor. Oğa doğru açısı eski konumuna ilk kez geldiğinde uzunluğu ne olur demiş. Bakın arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde yapalım. Şuradan çekecek olursam. Burası ne? Eksi 15 köküç. Yani şu uzunluk 15 köküç. Burasının hepsi eksi 15 olduğu için burası da 15 birim diyebilirim. Şimdi zaten sürekli 30 derece olarak döndürülüyormuş. Ki bunu söylememiş bile olsa. Bakın burada bir 30-60-90 üçgeni var. 30'un gördüğü 15, 60'ın gördüğü Gök 3 katı. O halde bizim doğrumuz 30 derece. E bu sürekli 30 derece döndürülmüyor mu arkadaşlar? Bir tam tur 360 derece değil mi? O zaman 360'ı 30'a bularsam 12 kere sonra tekrardan aynı yere gelecek. E her bir dönmede 2 birim kısalıyorsa bu arkadaş 12 turda 12 çarpıdan 24 azalacaktır. 30'dan 24 çıkart. Tekrardan aynı yere geldiğinde maalesef çok kısa bir şekilde kalacak. Yani 6 bizim doğru cevabımız. Şıklarda bakalım. B şıkkı ise doğuracağımız. 9 ile devam edelim. Aşağıdaki analitik düzlemde ABCD karesi verilmiştir. Buna göre karenin C köşesi orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde oluşan noktanın koordinatları. Şimdi C'nin koordinatlarını bulayım ki bunu 90 derece döndürebileyim. Arkadaşlar ne demiştik? Koordinat sisteminde analitik, Doğru analitik kısmında sorularda. Hani... Koordinat sisteminde böyle yamuk yok bir kare verirse siz dışından bir kare daha tamamlayın. En azından benzerlik mantığıyla buradan istediğimiz her şeyi bulabiliriz. Bakın çizmem gerekiyor mu gerekmiyormuş mu düşünmeden direkt çektim. Bir çizgilerim tamamladım. Şimdi bakacak olursam dostlar burası ne 3 burası ne 4. Şöyle alfa beta diye yazacak olursam şurası zaten dik. Bakın burası alfa burası beta. Hepsini yaz geç. Yani genel olarak alışkanlık olduğundan dolayı ihtiyacım olsa da olmasa da bakın hepsini yazdım. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Burası ne iki? Çünkü bunlar zaten hepsi birbirine eş üçgenler olacak. Şekil bir kare. 90'ların gördüğü eşit. Evet, beta'nın gördüğü ikisi burada beta'nın gördüğü iki. Alfa'nın gördüğü 4 ise burası 4. Bu şekilde hızlı hızlı yapıştırarak gidebilirsiniz. Bakın burası şimdi bana C noktasının koordinatlarını bulmak kaldı. Şunun x eksenine olan uzaklığı nedir? Karenin bir kenarı kadar. Yani 6. Demek ki C noktasının ordinatı 6. Ee, şimdi neyi bulmam gerekir? C noktasının y eksenine olan uzaklığını bulayım ki apsisini bulabileyim. Zaten şurası neydi? Bakın şurası 4 birimmiş. Ee, karenin bu kenarından y eksenine olan kısmı da 3 demiştik. Demek ki toplamda 7 birim gelecek. Şuradan şuraya. Çünkü burası da 3 birim. Apsisimiz de 7 geldi. Şimdi C noktasını ele alalım. Şekilde bir işim kalmadı ne demişti? Orijin etrafında saat yönünde. Yani burada 90 derece dönerse açı 4. bölgeye düşecek. 90 ve 270 derece dönmelerde hemen şunları ikisini yer değiştirin. Döndüğü zaman hangi bölgeye düştü? 4. bölge. 4. bölgede x artılı y eksildir. Bu şekilde işaretlerini en son tamamlayın arkadaşlar. Yani bulmak istediğim nokta 6 eksi 7 noktası. doğrucağımız C nokta. C şıkkı. Soru 10 ile devam edelim. Birim kareleri ayrılmış dik koordinat düzleminde AB doğru parçası verilmiştir. AB doğru parçasının orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle A üstü B üstü doğru parçası elde ediliyor. AB, A üstü, B üstü ve orijin olan köşeleri bu noktalar üzerinde olan beşgenin alanı kaç birim karedir denilmiş. Şimdi dostlar 90 ve 270 derece döndürmede ne yapıyorduk? Önce şunların bir koordinatlarını bulalım. 1'e 5, 3'e 1. Saat yönünde 90 derece döndürürsem ikinci bölgeye düşecek. Şimdi 90 ve 270 de döndürmelerde hızlı bir şekilde şu noktanızın döndürmek istediğiniz noktanızın hemen koordinatlarını yer değiştirin. İkinci bölgede absis eksi ordinat artılı. Yani döndürdüğümde oluşacak nokta eksi 5'e 1 noktası. Yani şuraya gelecek. Bakın A'nın ben 90 derece pozitif yöne dönürmek mi istiyorum? Hemen bunun ikisini yer değiştirdim. İkinci bölgede nedir? X eksili y artılı yani A üstü noktamda eksi 1'e 3'e gelecektir. Burası da şöyle yazalım. A üstü ve şu ikisini birleştiriyorum. Şimdi bize bu noktalar köşesi orijin A, B üstü, A üstü ve B üstü olan beşgenin alanını sormuş. Çok ilginç bir şekil dostlar bu şeklin bir de alanı bulması var. Olabildiğince parçalayalım. Üçgenler, dörtgenler bir şeyler bulmaya çalışalım. Şuradan çektim. Şu birinci parçam. Şuradan şuraya kadar çekmek istiyorum. Çünkü bunu boydan boya birleştireceğim. Bir de şuradan tamamlayacak olursam envay çeşit şekil bulduk. Taban 4 yükseklik ki taban çarpı yükseklik bölü 2'den şu bölgenin alanı ne geldi? 4 birim kare. Burayı hallettik. Sadım noktalar. Taban 3 yükseklik 2 taban çarpı yükseklik bölü 2'den 3. Şu dörtgenin alanı zaten basit. 2'ye 3 çarparsak 6 olarak gelecek. Şu üçgenin alanı nedir? Yükseklik 2 taban 1 çarparsak 1. En son şu kısım kaldı. Taban 8 yüksekliği 1 birim. Çarp 2 edersek 4 gelecek. Hepsini de toplarsak bu beşgenin alanı 18 birim kare olarak geldi. Yani doğru cevabımız E şıkkı. Soru 11 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde bir P noktası orijin etrafında saat yönünün tersine 90 derece döndürdükten sonra. Şimdi arkadaşlar 90 ve 270 derecede neler yapıyorduk? Öncelikle şu x'in yer değiştirirsin. Ve bölgelere göre işaret alırlar. Şimdi ne olacak? Bu ikisini yer değiştirdiğinde B buraya, A da buraya gelecek. Ve herhangi birisini eksiyle çarpsanız yeterli. Her ikisini de eksiyle çarpamazsınız. Çünkü sadece 180 derece döndürdüğümüzde her ikisini eksi ile çarpıyorum. Bunun sebebi neden? Çünkü bakacak olursanız birinci bölgede her ikisi artılı. ikinci bölgede eksi artı. Üçüncü bölgede eksiye eksi. Dördüncü bölgede artı eksi. 90 derecelik bir dönüşte bakın birisi aynen kalırken diğeri eksiye çarpılır. Mesela üçüncü bölgeden dörde döndürelim. Bakın birisi aynen eksi kalırken diğeri değişti. O yüzden 90 ve 270 derecelik dönüşte x'ten birisi eksi çarpılır. Ben hangisi olduğunu bilmediğim için şansımı b'den yana kullanıyorum. Ki zaten bilinmeyen verdiği için soru kendini ayarlayacaktır. Şu şekilde eksi b'ye adet. Sonra bakın ne demiş. X ekseni boyunca pozitif yönde 5 birim ötelecek olursam. Bu ne demek? Apsi 5 eklemek demek e, y ekseni boyunca negatif yönde 3 birim bir öteleyeceksem. Bu da 3 birim aşağı yani ordinattan 3 çıkarmak demek. Tekrardan A'ya B noktası oluyormuş. O zaman eksi B artı 5 A ise A artı B'yi 5 olarak bulurum. Aynı şekilde A eksi 3 B ise A eksi B'yi de 3 olarak bulurum diyorum. Ve bu denklemi çözüyorum. Taraf tarafı toplarsam 2 A 8 A 4. A 4 ise B de 1 olarak gelecektir. A çarpı B ise 4'tür. Doğru cevabımız E şıkkı. Soru 12 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde BC kenarı Y ekseni üzerinde olan ABC eşkenar üçgeni. Orijin etrafında saatin dönme yönünde BC kenarı yani şurası X ekseni üzerine gelinceye kadar döndürülerek yeni bir üçgen elde edilmiş. Bize ne sormuş dostlar? A ve A üstü uzunluğu sorulmuş. Şimdi Öncelikle sakin bir şekilde şu x eksenini bir tamamlayalım. Bakın ben bunu bc kenarı sonuçta x ekseni üzerinde kalacak şekilde e, saat yönünde 90 derece pardon saat yönünde döndürüyorum. Şurada yeni bir üçgen oluşacak. Şu üçgenimi çizeyim. Evet üstte kaldı ama çok mühim değil arkadaşlar. Aynı şekilde bunun ojnalar uzaklığı 7. Bir kenarı 8 birim. Burası 15. Burası da 7 olacaktır. Biz şurası A üstü noktası. Bize bu x arasındaki uzaklığı sormakta. Pekala. Hani şuradan yürümek istiyorum. A noktasının koordinatlarını bulalım. Bir kenarı 8. Tabana bir dik çekersem 2 eşit parça yarayacak. Burası 4. Burası 4. Yani şurası 11. Ordinatımız ne geldi dostlar? 11. Absisimizi bulalım. Burası 60 derece. 30'un karşısı 4 ise 60'un karşısı 4 kök 3. Yani burası nereye inecek? Eksi 4 kök 3'e. Absimiz de eksi 4 kök 3. Şimdi dostlar hiç daha fazla uzatmadan şunu yapmak istiyorum. Bakın bunun orijinal olan uzaklığıyla şu noktanın orijinal olan uzaklığı eşittir. Ve ben bunları orijinde kestirecek olursam burası 90 derece olacaktır. Zaten bunlar da birbirine eşit. Hani buna göre döndürdüğüm için Burası da tam olarak 90 derece gelmek zorunda ki bunu şöyle görebilirsiniz. Bakın bir de buradan dikindirirsem hani şu iki sarıyla taradığımız iki üçgen birbirine eş olacaktır. Hani bir yerine alfa beta derseniz buraya alfa buraya beta dedim düşünün. Ne olacak? Alfa artı beta 90. Burası da beta. Aynı şekilde burası da diğer üçgenin alfa olduğunu görecek olursam burası yeniden 90 derece gelecektir. Hani öyle şöyle de gösterdik geçtik. Şimdi ne biliyoruz arkadaşlarım? Şurası 11, burası 4 kök 3. Pisagor yapacak olursanız bu ikisinin kareleri toplamı 169 gelmekte. Yani burası 13, burası 13. Buradan da burayı bir çatlattık mı kök katı 13 kök olarak gelecektir. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı.